Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem kurullar var ya, Cumhurbaşkanlığı, hı-hı, ofisler var, hı-hı, kurullar var. Onları tek çatı altında toplayacağım mecburen ülkeyi yönetmek için. Tek tek baktım onlara. 13 kurul olacak. Adlarını da söyleyebilirim onların tek tek size. Ekonomi Politikaları Kurulu, Yatırım Politikaları Kurulu, Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Çevre İklim, Şehircilik, Yerel Yönetim, Dışişleri Politikaları, İç Güvenlik Politikaları, Milli Savunma, Bilim Sanayi Teknoloji, Tarım ve Gıda, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor, Doğal Afet Politikaları Kurulu. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem 13 kurul olacak. 13 de bakan olacak. Bakın ben bakanlık sayısını düşürüyorum. Bu kurulların her biri 7 kişiden oluşacak. Her birine 7 kişi, 13 tane kurul. Bakanlar da bunların içinden çıkacak. 13 de bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şu anda 1 ile başlayacak. Ama 2'yi asla geçmeyecek. Bu şekilde yöneteceğiz. Ha, gelelim meclise. Yabancıya konut satışını durduracağız. 400 bin doları bas, vatandaşlık al, oy kullan. Yok böyle bir şey. Onun için kiralar pahalı. Geçen sene 100 bin konut satılmış Mehmet Akif Bey. Türkiye'de üretilen araçlardaki ÖTV aracın fiyatının %50'sini geçemez. Milli gelirin %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağız. Okullar açılana kadar, önümüzdeki Eylül'e kadar, 14 Mayıs'tan Eylül'e kadar 100 bin öğretmen atayacağım. Bunu ancak bir öğretmen cumhurbaşkanı yapar. Hekimlerin ülkeyi terk etmesinin önüne geçeceğiz. Rektörleri, üniversite bileşenleri seçecek. Üniversite öğrenci burslarını asgari ücretin yarısı yapacağız. Okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı sarayını engellilere tahsis edeceğiz. Esad'la müzakerelere başlayacağız. Şam'a büyükelçi atayacağız. Mültecileri göndereceğiz. Medyayı özgürleştireceğiz. Kamudaki ücret adaletsizliğini mimar, mühendis, avukat, bunlardaki adaletsizliği sona erdireceğiz. Et, süt, süt ürünleri, ekmek, kitap ve konut fiyatlarını düşürmek için özel önlem alacağız. Örneğin ilk konutunu alanda vergi olmayacak gibi tarımı desteklemeye bugün başlasan 3 sene sonra sonuç alırsın. Ekimi var, nadası var, uğraşması var, kentteki adamı köye götürmesi var, bir sürü işi var. 3 sene sonra sonuç alırsın. 3 sene beklememek için devleti devreye sokacağız. Haraları. Devlet üretme çiftlikleri. Bak ne diyor? Dünya bunu konuşuyor şimdi. Girişimci devlet. Girişimci devlet. Bütün siyasetçiler bunu okuyacak. Öyle yağma yok. Bu ülkenin evlatlarına iki şeyi iddialı söylüyorum. Bir, iyi besleneceksiniz. Size et yedireceğim, süt içireceğim. En ucuz fiyata bunu ben yaparım. Ve sizi iyi eğiteceğiz. Nitelikli eğitim, yüksek teknoloji. İyi okullarda okuyacaksınız. İyi besleneceksiniz. Bu girişimci devleti kuracağız. Devlete olan güveni yeniden tesis edeceğiz. TÜİK'e güveneceksiniz. ÖSYM'ye, Merkez Bankası'na güveneceksiniz. Liyakat esas olacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, badem bıyık, post bıyık, geçin bunları. Geçin bunları. Nasıl giyinirsen giyin. İyi mühendis misin, iyi doktor musun? Buna bakacağız. Marka üreten gençler olacak. Marka üreten, özgür gençler. Marka üreten gençler. Öncelikli sektörlerimiz turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, moda, film endüstrisi. Bunları gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin gençlerine akıl ve bilimle zenginleştireceğiz. 3 A kuralı. Akıl, ahlak, adalet. Bunları yapacağız.